Merhaba, bugün sıvı yağ ile harika bir şekerpare hazırlıyoruz. Şerbeti için tenceremiz içerisine 2,5 su bardağı toz şeker ve aynı bardakla 3 su bardağı suyumu alarak şeker erine kadar karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra da orta ateşte 8 dakika kaynattıktan sonra çeyrek limonun suyunu sıkarak 3 dakika daha kaynatıyorum ve şerbetimi soğumaya alıyorum. Hamuru için yoğurma kabı içerisine 1 su bardağı sıvı yağ, Ardından iki tane yumurta bir tanesinin sarısını üzmek için ayırdık. 1 su bardağı irmik, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 paket karbon tozu, 1 paket de vanilyayı alarak karıştırmaya başlıyoruz. Çok kolay ve lezzetli oluyor arkadaşlar. Katı yağ kullanmadan sizler de bu tarifi gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım, beni bu tarifte ilk defa izliyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi, küçük bir emoji de olsa bırakmayı unutmayın. Daha sonra unumuzu ilave ediyoruz. Yavaş yavaş ilave ettim. ağırlaşana kadar bir tane spatula ile daha sonra da elimizle yoğurmaya başlayacağız. Ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. Siz yine kontrollü olun. Daha sonra hamuru elimizle yoğurarak toparlıyoruz. Oldukça pratik ve lezzetli oluyor arkadaşlar. 5 dakika içerisinde hazırlayabilirsiniz. Hamurun kıvamı bu şekilde. Artık şekil vermeye geçebiliriz. İster büyük veya küçük de hazırlayabilirsiniz. Ben biraz küçük hazırlayacağım. Tepsi yağlamanıza gerek yok. Zaten yağlı bir hamur. Bu şekilde kenarlarını sivileştirerek şekerparemizi tamamlayalım. Ben yumurta büyükünü parçalar kopartıyorum beni hangi ülke ve şehirden izliyorsan lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın Sizleri merak ediyorum ve herkese kucak dolusu sevgiler kalan hamuru da aynı şekilde tamamlıyorum görmüş olduğunuz gibi yapımı çok pratik bir şeker pahalı oluyor pastane lezzetinde arkadaşlar sizlerde mutlaka denemelisiniz kıyır kıyır ve çok lezzetli Hepsini aynı şekilde tamlıktan sonra ayırmış olduğum yumurta sarısını üzerine sürüyorum. Bir tane yumurta sarısı yeterli oluyor zaten. Daha sonra çatalın tersiyle üzerine şekil veriyoruz. Şeker paylarımızı önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Tatlımın ilk sıcaklığı çıktı arkadaşlar tatlım sıcak ve şerbetim soğuk şerbetin tamamını dökelim ve döktükten sonra da bir yarım saat sonra tekrar ters çevirelim arkadaşlar şerbetini tam çeksin ve servis tabağının içerisine alabilirsiniz ben bir saat kadar dinlendirdim kıvamı da bu şekilde kıyır kıyır ve çok lezzetli sizler de mutlaka denemelisiniz tarifimin sonuna geldim deneyecekleriniz şimdiden afiyet olsun İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.